Bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin havaalanlarındaki işleti sayısıyla yakından ilgili. Türkiye'nin de 10 yıl önce kriz döneminde ona kadar düşen işleti sayısı hızlı bir büyüme süreciyle birlikte 100'ü aştı. Artık Atatürk Havalimanı'nda, Sabiha Gökçen'de, Esenboğa veya Türkiye'nin diğer meydanlarında çeşitli üreticilerin değişik modellerdeki işletlerini görmek mümkün. Mart 2013 itibarıyla fiyatları 1 milyon ila 65 milyon dolar arasında değişen çeşitli kategorilerdeki özel işletlerinin sayısı 105'e ulaştı. Bu rakama iş dünyasının şirketlerinde kullandığı 51 adet turboprop yani pervaneli özel uçakları eklediğimizde sayı 150'yi aşıyor. Türkiye'de uzun menzilli geniş kabinli 6 adet işleti bulunuyor. Bunlar 50 milyon doların üzerindeki fiyatlarıyla Gulfstream 550, Falcon 7X ve Bombardier Global XRS. Bunlar arasında biri özelde olmak üzere 4 adetle G550 başı çekiyor. Bu çok özel işjetlerinden 3'ü Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve komuta kademesine hizmet vermek üzere 2010 yılından itibaren devlet filosunda yer alıyor. Türkiye'de en fazla tercih edilen işjeti ABD'li Cessna. Toplam 32 adet Cessna iş adamları tarafından kullanılıyor. Cessna'yı 23 adetle yine ABD'li Beechcraft, 20 işjetiyle Kanadalı Bombardier ve 15 adetle Fransız Dassault izliyor. Türkiye'de en fazla tercih edilen işjeti modeli ise 11 adetli Dassault Falcon 2000 oluyor. İş adamları 10 Bombardier Challenger 600 kullanırken, Cessna 560 ve Hawker 800-850 XP'den 9 işjeti yer alıyor. Ülkemizde iş adamları uçaklarını hava taksi ya da genel havacılık ruhsatı adı altında iki ayrı kategoride kullanıyor. Genel havacılık çatısı altında tescil edilen uçaklar sadece şahsi işler için kullanılıyor ve başkalarına kiralama yapılamıyor. Bu nedenle çoğu iş adamı hava taksi şirketi kurarak uçağının bu şekilde operasyon yapmasına imkan veriyor. Böylece kendi kullanmadığı zamanlarda uçaklarını başkalarına kiralayarak ticari faaliyette bulunabiliyorlar. İş adamları ihtiyaçlarına göre farklı özelliklere sahip işletlerini tercih ediyor. Bunlar geniş kabin uzun menzil, orta, hafif ve çok hafif sınıf işletleri olabiliyor. Kullanıma göre iş adamları jetlerini değiştirip bir üst sınıfa geçebiliyor. Örneğin genel koordinatörümüz Güntay Şimşek'in Mardin seyahatinde eşlik ettiği Limak'ın sahibi Nihat Özdemir, Cessna Citation XLS uçağını Falcon 2000 EX ile değiştirdi. Özdemir'in Citation XLS'i daha önce kiralık olarak işletleriyle uçan Acun Ilıcalı tarafından satın alındı. Son yıllarda havacılıkta yaşanan hızlı büyüme, işleti üreticilerinin yönünü Türkiye'ye çevirmelerine de yol açtı. Örneğin Brezilyalı Embraer, en yeni jeti Phenom 100 ve Legacy 600'ü 2010'da, 300'ü ise 2011'de Türkiye'de tanıttı. Güntay Şimşek her üç jetle de deneme uçuşu yaptı. Ancak tanıtım uçuşları için Türkiye'ye gelen işjetlerinin başta slot sorunu olmak üzere havaalanlarında en kısa zamanda çözülmesi gereken çeşitli sıkıntılar yaşadığına değinmeden geçmeyelim. Türkiye işjeti filosuna 2013'te 10 yeni uçağın katılması bekleniyor. Bunlardan ikisi Dassault, biri ise Bombardier'a ait. Fransız işjeti üreticisi Falcon 2000 S'i Tosyalı grubuna, Falcon 7X'i de Palmali grubu işletmesi altında Azerbaycan devlet şirketi Sokar'a teslim edecek.